Değerli öğrencilerim selamlar, merhabalar. Geometriye başlıyoruz artık. Şimdi arkadaşlar birazcık farklı bir yöntem deneyeceğim. Sürpriz bir yöntem ilk videoda göreceksiniz. Şimdi sizden şunu istiyorum. Bu videoyu hemen beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Geometri anlatımımız herkese ulaşsın. İlk defa sizden böyle bir şey istiyorum. Haydi bunu herkes yapsın. Şimdi arkadaşlar geometri videolarında Nasıl yöntem izleyeceğiz? Neler yapacağız? Geometrinin önemi nedir? Bir video çekmiştim sizin için. İzlemeyenler o videoyu hemen izlesin. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz geometriye noktanın analitiği ile başladık. Noktanın analitini pdf'leri yayınlandı. Hemen herkes onu dinliyor. Tamam mı? Yarın doğru analitiği videoları gelmeye başladığında noktanın analitiği bilmeyenler apışıp kalacaklar. O yüzden önce noktanın analitini izliyorsun. Tamam mı? neyi anlattık? Doğruda açıları anlattık. Diğer taraftan üçgende açıları anlattık. Onları da izliyorsun. Doğrunun analitiğini bitirdikten sonra dönüşümleri bitirdikten sonra hemen oradan da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. O yüzden hiçbir şekilde çalışmayı bırakmıyorsun. Ne dedik arkadaşlar? Sınavın, TYT sınavının ma Türkçe'den sonra matematik, matematikten sonra en önemli geometri. Geometriyi ayrı bir branş gibi düşün. 11 tane geometri sorusu geldiğinde gidip de 29 tane matematik sorusu geldiğinde belli bir netin üstüne çıkmanı sağlayacak olan branş geometridir. Geometri fizikten önemli, kimyadan önemli, biyolojiden önemli. Unutma TYT ve AYT'deki toplam soru sayısına baktıktan baktığında sayısalcılar için matematikten sonra ayrı bir branş gibi düşünürsen en fazla neti getirecek olan branş geometridir. Geometriyi ayrı bir branş gibi düşün ve deli gibi çalış. Hocam geometriyi hiç bilmiyorum diyenleriniz var arkadaşlar. Bakın noktanın analitinin üçgenler şey analitik geometrinin üçgenlerle benzerlik de falan dik üçgenle kullanılacak bağıntıları var ama konuları anlatırken o özellikleri vereceğim. Noktanın analitiği, doğrunun analitiği ve dönüşümleri herkes adı gibi öğrensin bağımsız konulardır. Güzel netlere sizi ulaştırabilir ve doğrunun analitiği ve noktanın analitiği konusu bilen en az 4 tane soruyu cebe atar. TYT ve AYT toplam en az 4 tane. Ondan sonra ne yapacağız dedik arkadaşlar. Bakın o videoda sınav analizlerini yaptık. 2019 TYT ve 2019 AYT'nin analizlerini yaptık. Çıkmayacak konuları eledik. Bunların yerlerine neler çıkabilir söyledik. Sonra nereden başlayacağız arkadaşlar? Üçgen açıları zaten anlattım. Üçgenden çat 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 devam edeceğiz tamam mı? Güzel bir şekilde e, ee, bütün konuları işlemeye çalışacağız. Bu yıl hepsini bitirmeye çalışacağım. Bakın bitiririm diye söz vermiyorum. Bitirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki kampımız devam ediyor. Bir taraftan TYT Soru Bankası'nın çözümleri devam ediyor. AYT'nin çözümleri devam ediyor. Ama geometride hiç YouTube'da olmayan bir anlatımla bol soru çeşidiyle ve videoları Minimum e, kısalıkta daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Değişik bir yöntem yapacağım. İnşallah güzel bir yöntem olacak. Evet herkes videoyu beğeniyor. Yorumlarını yazıyor. Bu video herkese ulaşacak. Ve geometri problemini, Türkiye'nin geometri problemini çözmek için büyük bir adım atacağız. Bakın Türkiye'nin en sıkıntılı branşı şu anda geometri, fizik belki işte geometri problemini çözeceğiz. Hadi bakalım sizlere güveniyorum. Kampın yanına bakın kampımız yavaş aiste aiste gidiyor. O kampın yanına geometri videolarını da ekleyeceksiniz. Geometri çözümlerini de ekleyeceksiniz. Bu işi bitireceğiz. Anlaştık mı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.